5 kişiyi başından ve gözlerinden çivileyerek öldürmekten sanık Süleyman Aktaş yakalandıktan sonra cinayetleri nasıl işlediğini soğuk... Türkiye'nin en acımasız seri katili, çivici katil Süleyman Aktaş. Aktaş, evli ve iki çocuk babası, hat işçisi olan sıradan biriydi. Normal bir gün gibi başlamıştı mesaisi ancak 31.500 voltluk akıma maruz kalması bambaşka biri yaptı onu. Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra mucize eseri hayata tutundu. Kaza sonrası fiziken gayet iyi görünse de zihin olarak çok farklıydı artık. Sürekli halüsinasyonlar görüp sesler duyuyordu. Haliyle bu durum psikolojisini fazlasıyla bozmuştu. Sanrılar o kadar ileri seviyeye gelmişti ki 1986 yılında Antalya'da yol sorduğu bir başkomiseri sırf kendisine ters cevap verdiği için öldürdü ve ilk cinayetini işledi. Mahkeme sonrasında ruh sağlığının bozuk olduğunun anlaşılmasıyla 3,5 yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Hastaneden çıktıktan 5 yıl sonra köyde yaşayan bir çifti önce çekiçle bayılttı, ardından henüz hayattalarken sol gözlerine ikişer, alınlarına birer çivi çakarak öldürdü. Bu onun öldürme ritüeliydi ve imzasını ilk defa kamuoyuna gösterdi. İşlediği cinayetlerin üzerinden bir ay geçmişti ki köyde yine hedefi yaşlı bir çiftti. Onları da öldürüp sol gözlerine iki, alınlarına bir çivi çaktı. O sırada cesetleri fark eden bir köylü panikle akrabasına cinayetleri haber vermeye gitti. Evine girdiğinde akrabasını da aynı şekilde çivilenmiş ve can çekişirken buldu. Yaralı adamın ağzından çıkan son kelime Süleyman Aktaş oldu. Çivici katil kısa süre içinde yakalandı ve ifadesinde cinayetleri büyük bir özgüvenle detaylıca anlattı. Aramalar sırasında evinin alt kısmında özenle sivrileştirilmiş beton çivileri bulundu. Ayrıca uzun bir ölüm listesi de vardı. Cinayetleri görev yukarıdan geliyor diyerek açıklayan Aktaş, görev zamanını da televizyonda yayınlanan Bakanlar Kurulu'nu izlerken aldığını söyledi. İleri derecede paranoid şizofren teşhisi konan çivici katil halen daha Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde cezasını çekiyor. Şu anda 73 yaşında olan Süleyman Aktaş'ın tedavisinde ilerleme olmadığı kayıtlara geçmiştir. Hemen darbeyi vurdum. Bir defa adama vurdum. Ne oldu ne oldu? Canlıdır belki. Onun işi bitirdi.